Herkese merhaba. Bugünkü videomu çok ilginç bir soruya ayırdım. Şöyle bir işlemin sonucunu yapacağız. Çok karmaşık gibi gözüküyor. Ama sorunun cevabını geçtiğimiz zaman aslında çok da zor bir soru olmadığını göreceğiz. Şimdi bakın, bu sorunun tabii cevabını yapabilmek için, bu soruyu çözebilmek için bazı temel bilgilere sahip olmamız lazım. Ki kanalımda aslında bunların hepsinin şeyi var. Bir karşılığı var ispatıyla beraber. Şimdi gelin bu ilginç soruyu çözelim. Adım adım gidelim. Şimdi öncelikle bakın şurada şu ifadenin türevi alınması gerekiyor. Yani üs olarak yer alıyor. Yani şu limit işleminin bir üssü olarak yer alıyor. Dolayısıyla öncelikle şunun sonucuna bir bakalım. Sinüs kare x ile kosinüs kare x'in toplamının 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ne oldu? D bölü dx, x kare bölü 1. Yani x karenin türevi. X karenin türevi 2x eşit. Şimdi ifademiz bu hale geldi. Şimdi gelelim şuraya, şu limit işlemine. Limit t sonsuza giderken 1 artı 1 bölü e üzeri t'nin e üzeri t'inci kuvveti. Şimdi e üzeri t'yi ne dersek, yani e üzeri t eşittir n dersek, bu durumda t sonsuza giderken n de sonsuza gidecektir. Dolayısıyla bu limit işlemini şöyle de yazabiliriz. Limit n sonsuza giderken 1 artı 1 bölü n'in n'inci kuvveti. Bu da zaten neyi söylüyordu bize? Yani neyin tarifiydi bu? Bu e sayısının, yani Euler sayısının tanımıydı zaten. Yani aslında şu limit işleminin sonucu e. Sonuçta e üzeri 2x dx oldu. İntegralimiz çok basit bir hale geldi. Şimdi gelelim şu sınırlara. Şimdi burası alt sınırımız, integralimizin alt sınırı n sıfırdan sonsuza kök n eksi kök n artı 1. Yani n eşittir 0 koyduğumuz zaman, yani sırayla koyarsak 0 eksi kök 0 eksi kök 1 artı kök 1 eksi kök 2 artı kök 2 eksi kök 3 artı kök 3 eksi kök 4 diye gidiyor. Eğer bu açık bir şekilde yazarsanız eğer, bütün terimlerin birbirini sadeleştirdiğini, sadece ilk terimde son terimin kaldığını göreceksiniz. Yani aslında bu 0 eksi sonsuz, yani eksi sonsuza eşit. Dolayısıyla bunun yerine eksi sonsuz yazabiliriz. Şuraya gelinecek olursak eğer, bakın kanalımda lnx fonksiyonunun teğdir açılımıyla ilgili bir video var. Bu lnx fonksiyonunun teğdir açılımında x gördüğümüz yere 2 yazdığımız zaman ki karşılığa tekabül ediyor. Yani aslında bu da ln 2'ye eşit. Yani ln x fonksiyonunun Taylor açılımında x gördüğümüz yere 2 yazdığımız zaman şu notasyona eşit çıkıyor. Yani bu da aslında ln 2. Yani yapımız, yani sorumuz bu hale döndü. E üzeri 2x'in integrali 1 bölü 2 e üzeri 2x sınırlarda eksi sonsuzdan ln 2'ye ve bütün bu ifadenin karesi. Şimdi x gördüğümüz yere eksi sonsuz koyduğumuz zaman şurası komple sıfıra döner. Yani bu durumda ln 2 koymamız yeterli. Yani x gördüğümüz yere ln 2 koyarsak 1 bölü 2 e üzeri 2 ln 2 eksi 0 şu sonsuz, eksi sonsuz koyduğumuz zamanki durum. Bakın şuradaki 2'yi de 2'nin üssü şeklinde yazabiliriz. Yani bu e üzeri ln 2'nin karesine eşit. Şu şekilde. Şurası 4. Şurası e. Logaritmanın da tabanı e. Dolayısıyla şu işlemin sonucu 4'e eşittir. Yani şuraya eşittir. 4. 4'ü de 1 bölü 2 ile çarptığımız zaman 2. 2'nin de karesi. Bakın 1 bölü 2 çarpı 4 eksi 0. Şu işlemin sonucu da 2. 2'nin de karesi 4. Evet, yani sonuçta bu işlemler, bu integralin sonucu 4'e eşit çıkıyor. Yani şimdi şunları yerine koyduğumuz zaman tekrar e yerine de bunu koyalım, şunun yerine de bunu koyalım. Evet, şu çok karışık gibi gözüken bir integral sorusu. İçerisinde böyle limit işlemleri var. T'lerin sonsuza gitmesi var. Burada bir diferansiyel türev işlemi var. Bu arada şu bir de sinüs kare x artı kosinüs kare x'e eşitti. Evet. Ve integralin sınırları da yine toplam sembolüyle verilmiş sonsuz terimli seriler şeklinde tarif edilmiş.
çok karışık gibi gözüküyor ama aslında çok da kolay bir soru. Evet arkadaşlar, umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirmenizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.